Baş köşeyi işgal eden imam, Kadri Yüce, Ulu Rehber, Ciddiyet ve Cehd Meydanı'nın cengaveri, Aht sahibi olanların mücahidi, Kutsiyet aleminin mukaddesi Ahmet bin Antaki, Eski şeyhlerden ve ulu velilerdendi. Çeşit çeşit zahir ve batın ilimlerine aşinaydı. Mükemmel bir mücahadeye sahip olup uzun bir ömür sürmüş ve Etbayut tabiine yetişmişti. Muhasibinin müridi olup Bişri Hafi'ye, Şer'i Sakati'ye ve fudail bin İyaz'a yetişmişti. Viraseti keskin olduğundan Ebu Süleyman Darani ona Kalplerin Casusu adını vermişti. Sözleri beciz, işaretleri hoş ve inceydi. Nitekim kendisine Allah'a iştiyak duyuyor musun diye sorulunca hayır dedi. Niçin diye sordular. Şunun için dedi. İştiyak? gayip hakkında bahis konusu olur. Gayip hazır olunca iştiyak nerede kalır? Marifet nedir? Marifetin üç basamağı vardır. Birinci derece tek olan kaharın tekliğini benimsemektir. İkinci derece Allah hariç kalbin her şeyle alakasını kesmektir. Üçüncü derece bunu ifade etmek için hiçbir kimseye yol yoktur. Allah bir kimseye nur vermezse artık o kimsenin kesinlikle nuru bulunmaz muhabbetin alameti nedir muhabbet sahibinin sözü az tefekkürü daimi yalnızlığı fazla sükutu aralıksız olur kendisine bakılınca görmez çağrılınca duymaz musibete uğrayınca üzülmez nimet zuhur edince sevinmez kimseden korkmaz kimseden ümit var olmaz hav ve reca nedir Bunların alametleri nelerdir? Allah korkusunun alameti günahtan kaçmak ve Allah'tan ümitli olmanın alameti sevabı talep etmektir. Recası olup da kaçışı bulunmayan yalancıdır. İnsanlar içinde en fazla kurtuluş ümidini taşıyan kimse olarak olmaya ki kurtulamam diye nefsi hakkında en fazla korkan şahsı gördüm. Keza insanlar içinde en çok mahvolmaktan korkan kimse olarak nefsine en ziyade güvenen şahsı buldum. Yunus Aleyhisselam'a baksanıza, Hak Teala beni tektir etmez zannettiği için kendisine ceza nasıl yüz gösterdi. Yakinin en az miktarı bir kalpte yerleşti mi, onu nurla doldurup içinde bulunan şek ve şüphe pisliğinden arındırır. Bunun neticesinde kalpte Allah-u Teala'ya şükretme ve ondan korkma duygusu zuhur eder.'' Yakin Allah Teala'nın azameti hakkındaki marifet olup Allah'ın azameti kadar olabilir ve azamet Allah'ın azameti hakkındaki marifettir. Önemsiz bir yakin bile her çeşit şüpheyi kalpten def eder. Önemsiz bir şüphe bile her çeşit yakini kalpten dışarı atar. Ciddi ve dürüst zevatla oturduğunuzda dürüst olarak oturun zira onlar kalplerin casuslarıdır hiç farkında olmaksızın kalplerinize girer ve çıkarlar. Kuldaki ricanın alameti nedir? Şudur, lütuf kendisini kuşatınca, Hak Teala'nın dünyadaki nimetinin tam, ahiretteki affının eksiksiz olması ümidiyle kendisine şükrün ilham edilmiş olmasıdır. Zühdün alameti dörttür. Hakka itimat etmek, halktan bizar olmak ulu ve yüce Allah için ihlaslı olmak, dini aziz kılmak için zulme tahammül etmek, kulun Allah'tan korkmaz ve utanmaz olması nefsi hakkındaki bilgisizliğindendir. Allah hakkında en çok marifet sahibi olan, ondan en fazla korkandır. Kalbin düzgün olsun, istersen dilini korumak suretiyle ona yardımcı ol. En faydalı fakir, tahammül ve rıza gösterdiğin fakirdir. En faydalı akıl, Ulu ve Yüce Allah'ın nimetini sana tanıtan, buna şükretmek için sana yardımcı olan ve heva ve hevese karşı duran akıldır. En faydalı ihlas, riyayı, suniliği ve süslenmeyi senden uzaklaştıran ihlastır. En muazzam tevazu, sendeki kibri defedip hışmı öldüren tevazudur. En ziyankar günah, bilmeden yaptığın taattir. Çünkü bunun sana verdiği zarar bilmeden yaptığın günahtan daha fazladır. Günahın azını küçümseyip basit gören büyüğüne verir. Havas, fikir ummanına dalan dalgıçlardır. Avamsa, gaflet sahrasında yolunu kaybeden şaşkınlardır. Tüm amellerin öncüsü ilim, bütün ilimlerin öncüsü inayettir. Yakin, Hak Teala'nın kulun kalbinde vücuda getirdiği bir nur olup, kul bu nurla ahiretteki nurların cümlesini müşahede eder. İhlas bir iş yapınca bununla anılmayı arzu etmemen, bu yüzden saygı görmeyi istememen, Hak Teala hariç amelinin sevabını hiçbir kimseden beklememendir. Amelde ihlas işte budur. Yeryüzünde senden başka, gökte ondan gayrı hiçbir kimse yokmuş gibi amel et.'' Geriye kalan şu birkaç günü büyük bir ganimet say. Önünde kalan şu kadarcık ömrünü doğru dürüst geçir ki önceden yaptıkların affa uğrasın. Kalbin devası şu beş şeydir. İyilerle oturup kalkmak, Kur'an okumak, mideyi boş tutmak, gece namazı kılmak, seher vakti sızlanmak. Adalet iki kısımdır. Halkla arandaki zahir adalet, Hak ile arandaki batın adalet. Adalet yolu, istikamet yoludur. Lütuf yolu, fazilet yoludur. Beden, fiilleri itibariyle iyi insanlara muvafık, himmet itibariyle muallifiz. Ulu ve Yüce Allah, mallarınız ve evlatlarınız fitneden başka bir şey değil buyurmuşken, biz hiç durmadan fitneyi artırıyoruz. Naklederler ki, bir gece ahbaplarından 30 tanesi bir araya gelip sofra kurmuşlardı ama ekmek azdı. Şey ekmekleri bölüştürdü ve mumu da söndürdü. Ağızlar oynamaya başladı ve mumu tekrar yaktıklarında ekmek dilimlerinin yerli yerinde durdukları görüldü. İsar olsun diye yememiş, ekmekleri birbirinin önüne etmişlerdi. Müritleri işte böyle terbiye etmişti.